Sorunlar envanteri 1. İklim krizi. Dünya Sağlık Örgütü artan nüfus ve büyüyen kentleriyle su sıkıntısıyla karşı karşıya olan ülkemizin iklim değişikliğinde etkisiyle su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Bir nehrin kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar başından geçenleri anlatan Suyun Yolculuğu belgeselinde tanıtıldığı toplantıda su biterse herkes susar kampanyası ile karar vericiler, iş dünyası ve bireyler su kaynaklarımızı koruma seferberliğine davet edildi. Bütün bilimsel veriler hem küresel ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Bugün artık iklim değişikliğinin etkilerinin ülkemizde içinde bulunduğu Akdeniz havzasında ortalama sıcaklığın artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşıyoruz. Musluğumuzdan akan ve kolayca erişilebilir gördüğümüz suyun değerini ne yazık ki barajlardaki su seviyelerinin alarm verdiğinde fark ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılı küresel risk raporuna göre önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya ekonomisini etkileyecek ilk 5 riskin bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları ile iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve su krizini de kapsayan doğal kaynak krizi olduğunu belirtti. Ülkemizin su kaynaklarında risk altında olduğunu dikkat çekerek son 50 yılda Türkiye'nin sulak alanlarının yarısı su miktarı ve kalitesi bakımından sağlıklı yapısını kaybetti. Bir başka deyişle 3 Van Gölü büyüklüğümüzde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi. Risk sadece yüzey sularımıza da sınırlı değil, yeraltı sularımıza alarm veriyor. Orman alanlarımızı kaybetmemiz de kuraklığa zemin hazırlayan başka bir etken dedi. Sorunlar envanteri 2. Siyasi iktidarsızlık. 2. Siyasi iktidarsızlık. Bir ülkede iktidarın iç ve dış siyasetine tutarlı olması çok önemlidir. Siyasal yönetim anlayışına ve uygulamasına tutarsızlık, değişkenlik ve demokrasi anlayışından sapmalar o ülkeyi yönetenleri hem seçmenler karşısında hem de uluslararası arenada zor durumda bırakır, itibar ve saygınlık kaybına uğratır. Bir ülkenin iç ve dış siyasetindeki tutarsızlığa siyasal istikrar yokluğu adı verilmektedir. Siyaseten düzenli olan ve siyasetine sapmalar sergilemeyen ülkeler iç ve dış barışın güzelliğini yaşar. Bunda başarı olamazsa güven kaybına uğrar ve yerkürenin yalnız ülkelerinden biri olur. Ülkelerin ekonomik yapıları ve göstergeleri siyasal istikrar ile doğru orantılıdır. Ekonomide başarılı olabilmek için tutarlı ve düzenli siyasete muhtaçtır ülke. Siyasal çalkantılar, hükümet bonları, hükümetin tutarsız kararları ekonomiyi olumsuz olarak etkiler. Sermaye sahipleri siyasal geleceği belirsiz bir ekonomik yapıya yatırım yapmak istemez. Siyasetin geleceğini göremeyen ve siyasi iktidarların devamlılığına inanamayan sermaye yatırım yapmaktan vazgeçip fabrikalarını bir başka ülkeye bile taşımayı düşünerek siyasi istikrarsızlığın ekonomiyi bir dar boğaza sokmasının önemli ve olumsuz sosyoekonomik sorunundan beraberine getirmesi kaçınılmazdır. 3. Sığınmacılar. İktidardaki AK Parti'nin açık kapı politikası sonucu Türkiye'nin güney komşusu Suriye'deki iç savaş nedeniyle ellerini terk eden milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Mülteciler Derneği tarafından Göç İdaresi Başkanlığı'nın son verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de 18 Ağustos itibariyle kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3.652.813 kişi. Daha da arttı. 48 bini kamplarda, 3.606 bini de şehirlerde yaşıyor. Bu verilere göre Suriyelilerin Türkiye nüfusu oranı %14,4 civarında. Ancak birçok siyasi parti, akademisyen ve halkın bir kısmı bu sayıların gerçeğini yansıtmadığı, asıl rakamın yüksek doğum oranları birlikte daha da yüksek olduğu görüşünde. Bazı çevreler bu sayıya Türkiye'nin Suriye toprağında operasyonlar sonucunda hizmet götürme sorumluluğunu üstlendiği yaklaşık 5 milyonluk nüfusu da etkiliyor. Öte yandan Mülteciler Derneği nüfus ve vatandaşlık işlerinin verilerine göre 19 Ağustos itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısının 211.908'e ulaştığı bildirildi. Türkiye'deki halkın büyük çoğunluğu Suriyeli sığınmacılardan birçok sosyal ve ekonomik sorunun sebebi olarak görüyor. Ekonomik sorunların derinleşmesi de Suriyelilere oturum, çalışma, eğitim ve vatandaşlık verilmesi uzun süredir toplumun birçok kesiminde hissedilen rahatsızlığın artmasına neden oluyor. Türkiye'de birçok siyasi parti Suriye'deki iç savaşın sona ermesiyle birlikte Suriyelilerin ülkelerine geri dönme zamanının geldiği görüşünde. Türk siyasi hayatında faaliyet gösteren partilerin büyük çoğunluğunda bu konuda ya yeni bir eylem planı açıklamak ya da bu konudaki görüşlerinin parti programlarında
dile getiriyorlar diyelim. 4. Terör. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatüründe son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçlarını ve stratejilerini bu hedefler doğrultusunda belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırların içerisinde faaliyet gösteren PKK ve KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasal ve lojistik desteklerle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüşmeye çalışmaktadır. PYD, Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini DEAŞ'a karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD, YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir. Gösterilmeye çalışanın aksine PYD uluslararası terör örgütü listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'deki faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik birçok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD 2003'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Bu bağlamda Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarında sözde özerk yönetim olarak ifade ettiği bölgeleri KCK adı altında birleştirmeyi ve bağımsız bir devlet tesis etmeyi hedefleyen PKK-KCK terör örgütü. Suriye'deki koşullardan faydalanarak KCK projesini uygulamaya amacıyla kadroların bir kısmını Suriye'de konuşlandırmıştır. 5. Deprem. Türkiye, dünya çapında en aktif fay hatlarından bazılarına sahip bir ülkedir. Bu nedenle deprem riski yüksektir. Ve büyük depremler ülkenin tarihinde sıklıkla yaşanmıştır. Türkiye'nin birçok bölgesinde çeşitli fay hatları vardır ve bu fay hatlarından bazıları oldukça aktiftir. Bu nedenle Türkiye'de depremlere karşı hazırlıklı olmak ve deprem güvenliği önlemlerini almak önemlidir. Bunlar arasında yapıların depreme dayanıklı olması, acil durum planlarının yapılması, toplanma alanlarının belirlenmesi ve deprem tatbikatlarının düzenlenmesi gibi önlemler de yer alır. Ancak Kahramanmaraş'ta olan 7.6 büyüklükteki deprem sonrası zarar gören 11 kent aslında depreme hiç hazır olmadığımızı göz önüne sererken bunun nedeninin bina stoğu mu yoksa depreme karşı alınan önlemler yeterli değil mi sorusunu akla getirdi. Sorunların asıl kaynağı nedir sorusuna cevabımı kimseyi kırmadan şöyle vermek istiyorum. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan bir araştırmada İzmir'de yaşanan 6.6 depremiyle ilgili çıkan sonuçlara göre vatandaşlar daha büyük depremlerin olabileceğini farkındaydı aslında. Fakat önlem alınmadan yaşamlarını sürdürdüklerini de kabul ettikleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre katılımcıların %98.4'ü depremi hissettiğini ifade ederken yaşanan bu yıkımın ardından daha büyük bir deprem olacağını düşünenlerin oranı %62. Katılımcıların %73'ü ise olası bir depreme karşı yeterince önlem alınmadığı bilinciyle yaşamaya devam ettiği, depreme karşı yeterince önlem alınmadığını düşünüyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. 6. Mavi Vatan. Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz'deki kıta sahanlığı alanının mavi vatan doktrinini esas alınarak belirlemiştir ve bunu Birleşmiş Milletler'e bu haliyle bildirmiştir. Türkiye 27 Kasım 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtarasına imzalayarak kendi kıta sahanlığını genişletmiştir. Fakat söz konusu alana Yunanistan'da hak iddiası bulunmaktadır. Yunanistan'ın Türkiye tepkisi. TPAO'nun yayınladığı haritada Girit haritası dahil söz konusu Yunan adalarının kıta sahanlıklarının göz ardı edildiği gerekçesine dayanıyor. Yunanistan ve Türkiye arasında süren karşılıklı kıta sahanlığı sorununda esasında iki tarafında farklı tezleri bulunmaktadır. Türkiye uluslararası hukuka uygun olarak adaların ancak 6 mil karasuları olduğunu ve herhangi bir kıta sahanlığının bulunmadıklarını savunmaktadır. Yunanistan ise adaların kıta sahanlıklarının olduğunu savunarak Libya ile Türkiye arasında bulunan Yunan adalarının kıta sahanlıklarını ilan etmektedir.
Yunanistan, Yunan adalarının kendi kıta sahanlıklarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanlarına sahip ol MEB alanlarına sahip olduğu resmen açıklasa da bu kıta sahanlıklarının koordinatlarını Büyük Birleşmiş Milletler'e bildirmemiştir. Yunanistan burada sadece tek taraflı olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıta sahanlıklarını itiraz etmekle yetinmektedir. Yunanistan bu doğrultuda Türkiye madem Kuzey Kıbrıs arasında kıta sahanlığı belirlemekte Kıbrıs gibi bir adanın kıta sahanlığına sahip olduğunu kabul ediyor. Girit ve Rodos gibi Yunan adalarının kıta sahanlıklarını yok sayması ile çelişkiye düşmüş oluyor görüşünü dile getirmektedir. Fakat Yunanistan'ın hesaba katmadığı bir husus vardır ki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bir kıta devleti değildir, bir ada devletidir. Dolayısıyla Kıbrıs adalarının kendilerine has kıta sahanlığı vardır. Fakat Yunanistan esasında bir kıta devleti olduğu için sadece Yunan anakarasının kıta sahanlığı olur. Yunan adalarının kıta sahanlığı olmaz. Türkiye ise bu doğrultuda Uluslararası Adalet Divanı'nın 1969 tarihli kararını esas almaktadır. Hala da. 7 dış güçler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Mahir Ünal sürekli tekrar ettiği dış güçlerin kimler olduğunu açıkladı. Ben bunu bir haberden aldım. Ünal konuşmasını ABD, Rusya, AB ve Fransa'nın isimlerini andıktan sonra bir kere olsun bu dış güçler memnun oldu mu ifadelerini kullandı. Türkiye'yi üretim, ihracat, istihdamla büyüteceğiz inşallah. Önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz iddiasında bulunan Ünal şöyle devam etti. Emperyalizm sona mı erdi? Küresel güçlerin emperyalizm emelleri bitti mi? Emperyalizm sona erdiyse o zaman Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler bir kere olsun Amerika'nın Suriye'de ne işi var dediler mi? Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenler bir kere olsun Fransa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın Libya'da ne işi var dediler mi? Biz mavi vatandaki haklarımızı savunurken Avrupa Birliği bizi yaptırım uygulamaktan niye tehdit ediyor? Biz Karabağ'da 30 yıllık Azerbaycanlı kardeşlerimizin esaretini sona erdirirken bir kere olsun dış güçler memnun oldu mu? Bizim 50 yakın ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi satıyor olmamızdan memnunlar mı? Türkiye bölgesindeki etkisini arttırmasından memnunlar mı? Bakarsanız memnun olmayanlara dış güçlerin kim olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ekonomi yönetimindeki eksikliklerimizi, hatalarımızı ve yanlışlarımızı konuşalım, tartışalım elbet. Ama bunu yaparken ekonomimize yönelik dışsal saldırıları görmezden gelirsek nasıl asıl yanlışlığı yapmış oluruz? Her şeyi dış güçlere bağlamayalım. Kendi hatalarımıza görelim, evet. Lakin ülkemize yönelik sözünü ettiğim küresel saldırıları inkar etmeyelim ve buna karşı yalnız olduğumuzu ve ülkece birlikteliğimizi korumamız gerektiğini bilelim. 8. Rusya-Ukrayna Savaşı. Tarihten günümüze savaşlar daima toplumları siyasi, ekonomik, ticari, sosyo-kültürel ve pek çok alanda olumsuz etkilemiş önemli birer kırılma noktası olmuştur. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgalinde bir yılı geride bırakmaya başladığımız bu günlerde bir yandan savaş sürerken diğer yandan savaşın küresel ölçekli etkilerinde de hızla yayılmaya devam ettiğini izliyoruz. Bunun en önemli göstergeler arasında Rusya'nın tahıl ambarı olarak nitelendirilen Ukrayna işgalinin hemen ardından tüm dünyadaki buğday fiyatlarının önemli oranda artması ve dolayısıyla pek çok ülkede enflasyonun yaşanması oldu. Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın savunma amaçlı Odessa Körfezi'ne yerleştirdiği mayınların bir süre sonra hareket ederek İstanbul Boğazı'na kadar gelmesi savaşın hem bölgesel hem de küresel alandaki etkilerinin Türkiye açısından ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne sermişti. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Boğazların güvenlik sorunu da gündeme geldiği bu süreçte Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin de önemi bir kez daha anlaşıldı. Mayınların yerlerinden hareket ederek Türkiye ve dünya gündeminde yer almasının ardından iki ülke arasındaki savaş bu kez de tahıl kriziyle yeniden konuşulmaya başlandı. Çünkü mayınlar bu kez tahıl tedariği zincirinde büyük soruna neden oluyordu. Özellikle de söz konusu mayınların temizliğinin ardından Ukrayna limanlarında yer alan tahıl yüklü gemilerin alıcı ülkelere ulaştırılması hali hazırda gıda zincirinde stratejik açıdan büyük bir önem taşıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken Milli Savunma Bakanlığı'nda harekete geçerek kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Karadeniz limanlarının yeniden tahıl ihracatına açılması küresel çapta stratejik bir öneme sahip oldu. Bu da bir kez daha Karadeniz'in stratejik önemiyle birlikte Türkiye'nin arabuluculuk rolünü uluslararası anlamda ön plana çıkardı. Şimdi 9'a geçeceğim ama yani sürekli bir sorun
Aslında burada sorunu çözümünü gördük yani. Hani genellikle sorunları ben söylüyorum ama çözülebiliyor demek ki aslında. Yani bu savaş mesela. 9. Uluslararası pozisyonumuzun önemi. Daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda bulunmayacağını belirtmesine rağmen Ukrayna'yı işgali Avrupa Birliği kamuoyunda Rusya'ya karşı bir güvensizlik algısı yarattı. Savaşın sebep olduğu enerji, insani ve gıda krizinin yanı sıra tüm dünyada özellikle de Avrupa Birliği ve NATO'ya üye ülkelerde uluslararası güvenlik konularında gündeme taşımıştır. Savaş bir yandan dünyanın en önemli savunma ittifakı olan NATO içerisindeki fikir ayrılıklarını ortadan kaldırırken diğer yandan AB üyesi ülkelerde güvenli alternatif enerji güzergahları ile yeni bir silahlanma ve güvenlik arayışında başlatmıştır. Başta İsveç ve Finlandiya olmak üzere Doğu Avrupa ve Baltık Denizi'nde de güvenlik kaygılarını ileri bir noktaya taşımıştır. Yıllardır tarafsızlık politikası izleyen İsveç ve Finlandiya'nın uzun yıllar üyeliğe sıcak bakılmazken yıllardır savaşla birlikte durum tam tersi yönde ilerlemiş. Bu iki ülke NATO'ya üyelik başvurusuna bulunmuştur. Tüm bu gelişmeler ve hem NATO'ya üye hem de Karadeniz ülkesi olması nedeniyle doğrudan Türkiye'yi pek çok açıdan etkilemiştir. Türkiye savaşla birlikte Ukrayna'nın hızlıca AB üyeliğin gününe getirmesiyle beraber benzer şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili olarak net tavrını ortaya koymuştur. Bu kapsamda Türkiye'nin NATO'da yalnızlaşması ve ABD ile ilişkilerinin zarar görmesi ihtimali de gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine güvenlik gerekçesiyle karşı bir tavır sergilemesi Batı dünyasından farklı olarak Rusya'da ise memnuniyetle karşılandığını söylemek mümkün. Batı dünyasının Rusya'ya yönelik ambargo yaptırımları karşısında Rusya'nın ise enerji ve farklı ticari konuları bir yaptırım aracı olarak kullanmaktan çekinmediği de görülmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında savaşla birlikte NATO'ya Batı dünyası gerekse de savaşan ülkeler nezdinde Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik öneminin giderek daha da belirginleştiği gözlemlenmektedir. 10. Eğitim sistemi. Eğitimde sorgulayıcı, araştırıcı, analitik bir yönteme dayanmak yerine ezbere dayalı yöntemlerin tercih edilmesi, sınav odaklı ve not temelli olması. Okullarda bilimin gerektirdiği eğitimin dinsel inanç süzgecinden geçirilerek biçimlendirilmesi, bilim ile din arasındaki konuların dinsel inanca göre kitaplara konulması veya konulmaması. YÖK'ün demokratik ve özgür üniversite yapısını önleyici tutumu. Üniversitelerin kendi rektörlerinin, fakültelerinin kendi dekanlarını seçme hakkından yoksun bırakılması. Gereksiz üniversite ve bölümlerin varlığı ve bazı bölümlere ihtiyaçtan çok öğrenci alınması. Öğretmenin mesleki gelişimi ve hizmet içi eğitim sorunu. Eğitimde yöneltme, mesleki yönlendirme sorunu. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması sorunu. Eğitimde fiziksel altyapı, donanım olanaklarının yetersizliği sorunu. Orta öğretim ve yüksek öğretimde geçişte sınav sonuçlarına göre rastgele dağıtılması. Kırsal ve kentsel okullar arası farklılıklar sorunu. İhtiyaç fazlası öğretmen, öğrencinin yetiştirilmesi sorunu. Eğitim alanında Ar-Ge çalışmaların yetersizliği, eğitimde fırsat imkan eşitliği sorunu, eşitsizliği, eğitim programlarının yoğunluğu ve yeterli görülmemesi, eğitimin merkeziyetçi yapısı, mesleki eğitim sizlik sorunları, eğitim sisteminin değişime ayak uyduramaması, eğitim ayrılan bütçenin yeterli olmaması, öğretmenlerin ücretlerinin yetersiz oluşu. Bunların sonucu olarak Türkiye'nin en iyinin ilk sırada yer aldığı OECD ülkeleri öğrencilerine uygulanan PISA testi sonuçlarına göre yeri 37. Ülke arasında 31. sıradaymış. Evet, 11 ekonomi. Enflasyonun yüksekliği, işsizliğin yüksekliği ve sistemin yeni iş yaratmadaki yetersizliği. Dış borçların yüksekliği, hesapsız verilmiş hazine garantileri, faizlerin yüksekliği, TL'nin dış değer kayıplarının sürekliliği ve yüksekliği. Cari açık ve ya bütçe açığı verilmeksizin büyümeme sorunu. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerin eksik olması. Bütçe açığının vergi affı, imar affı gibi tek seferlik önlemlerle kapatılması ve bunların ahlaki bozulmaya yol açması. Vergi sisteminden dolayı vergilere dayanması. Ve bunun yarattığı adaletsizlik, katma değer yaratma sorunu, teşvik sisteminin ürün
teşvik yerine kent veya sektör teşvikine yönelmesi sonucu teşvikten çıkması, teşvik olmaktan çıkması, planlama eksikliği, tarım kesiminin giderek ihmal edilmesi, köyden kente göçlerin bu nedenle artması ve tarımsal üretimin gerilemesi. Faiz konusundaki takıntıların da etkisiyle uygulanan yanlış para ve maliye politikaları. Bunların sonucu olarak Türkiye'nin en iyi ilk sırada yer aldığı ekonomik özgürlük endeksinde 169 ülke arasında 76. sırada yer alıyor. 12. Yolsuzluk. Yasaları yapanlara ve uygulanlara uygulanmaması. Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet, tacizin gerektirdiği biçimde kovuşturmaya ve cezalandırmaya konu olmaması. İstanbul Sözleşmesi'nin de kaldırılmasıyla bu konudaki kötü yaklaşım cesaretlendirilmiş oldu. Hayvan haklarının yeterince korunmaması. Yüksek Seçim Kurulu'nun tümüyle bağımsız olmaması. Kamu hizmetinde görev alanların atanma ve yükselme liyakatin değil tarlığın esas alınması. Kamu yönetmeli görevlilerin yaptıkları işte yetki kullanmamaları. Kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik eksiği. Denetim eksiği, yargı denetimin işletilmemesi, iktidarın görüşlerinin aleyhlerine verilmiş AİHM kararları dahil, yargı kararlarının uygulanmaması, yargıdaki atamalarda siyasetin en üst düzeyde rol oynaması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sıklıkla zedelenmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığının tümüyle tartışmalı hale gelmiş olması RTÜK mesela. TÜİK'e yönelik siyasal yaklaşımların bir sonucu olarak yayınlanan istatistiklere duyulan güvenin yok olması, vergi denetiminin siyasal iktidarın yönlendirilmesinden bağımsız hale getirilememiş olması. Bunların sonucu olarak Türkiye en iyilerin sırasına yer aldığı yönetişim etkinlik endeksinde yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 57. de yer alıyormuş. Hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke arasından 107. de yer alıyormuş. Eyvah. Kamu görevi etkinliği endeksinde 38 ülke arasında 32. sırada yer alıyor. Bu da kötü. Yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. Peki. 13. Toplumsal kutuplaşma. Çok popüler ve gittikçe yaygınlaşan bir tartışma kavramı olarak kutuplaşmaya, sosyal psikoloji alanından bir tanımlama getirmek istiyorum. Sosyal psikolojide bir grubun dinamiklerini, sürecini anlamak için polarizasyonu kullanırız. Kutuplaşma kavramı görece eşitler düzeyindeki tartışma süreçlerinin ortaya çıkan bir durumdur. Tartışılan bir konu hakkında ortak, uzlaşılabilen bir noktadan uçlara kayma biçiminde en genel anlamıyla kavramsallaştırabiliriz. Popüler anlamda söze edilen güncel olarak tartışılmış kutuplaşma ise böyle değil. Bunu çok önemsiyorum çünkü sanki eşit koşullarda, eşit imkanlara sahip farklı toplumsal gruplar var ve bu toplumsal grupların gerek bakış açıları, sahip oldukları ve savundukları değerler sistemi, politik görüşleri ya da duyguları açısından farklı uçlara savrulmuşlar ve bu savrulma bir toplumsallaşma için gerekli olan zeminden uzaklaşmaya yol açmış gibi tartışılabiliyor. Her zaman olmasa bile ben bu duyguya kapılıyorum ki bu hiç doğru değil. Çok yanıltıcı, üstelik şunu gizliyor. Hiç eşit olmayan toplumsal gruplardan söz ediyoruz. Bu toplumsal değerler sisteminde neyin savunulabilir, neyin savunulamaz olduğunu birileri belirlemiyor da kendiliğinden oluyormuş gibi kaygı verici bulduğum bir algıya yol açıyor. İktidarlar her zaman kendi iktidarını korumak ve sürdürmek için bazı toplumsal grupları dışlarlar. Gayrimeşrulaştırırlar, değersizleştirirler. Kendi uygulamalarını en azından kendi kitleleri için meşru hale getirmek için bunu yaparlar ve farklı biçim ve dozlarla şiddetle kullanırlar. Kutupsallaşma politikaları söylem düzeyinde değil, gerçek politikalar düzeyinde hayata geçiriliyor. Kadrolaşma, ifade özgürlüğünün toplumun sadece belli grupların kullanabildiği bir şey olması, belli gruplar üzerindeki siyasi ve hukuki baskılarını da buraya dahil edebiliriz. Kutuplaşmadan çok ciddi olarak kurumsallaşmış ayrımcılık politikalarını görmemiz gerektiğini söylüyorum yani. Doğal olarak giderek artan sayıda toplumsal gruba yönelik dışlama politikası var. Duyguların ve değerlerin kutuplaşmasını da soyut ve zihniyet düzeyinde görmek yanlış olur. İkisi de yaşam pratiklerinden çıkar çünkü. 14. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği.
Tüm değerlerin, geleneklerin ve yaşam alışkanlıklarının kapsamı altında olan cinsiyet rolleri dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren sosyalleşme sürecimizde bilinçli ya da bilinçsiz olarak bizlere aktarılmaya başlanıyor. Ailenin pembe ya da mavi renkli giysiler giydirmeyi tercih etmesinden, oyuncak seçimlerine, duygularını nasıl ve ne kadar ifade etmesi gerektiğinden, örnek olarak sunulan rol modellerine, anne ve babanın toplumsal cinsiyet kalıplarının ne kadar içinde, ne kadar dışında bir yaşam sürdürdüğüne kadar farkında olduğumuz ya da olmadığımız ufacık detaylar bile toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın ilk başladığı erken çocukluk dönemlerinde yaşamımıza girmeye başlıyor. Büyüdükçe ve okul, iş gibi kurumlar aracılığıyla yaşadığımız toplumda daha da etkileşim içine girdikçe bu roller daha da belirginleşiyor ve aldığımız tepkiler, kullandığımız dil, tüketim tercihlerimiz gibi pek çok alanda cinsiyet kimliğimize ve kimliğimize atfedilen rolleri daha da benimsemiş hale geliyoruz. Tabii bu süreç içinde yaşadığımız toplumda kadın ve erkeğin ne anlama geldiğini, nasıl davranması gerektiğini, beklentilere uygun davranmadığını, ne gibi sonuçlara karşı söylediğini öğreniyor ve içselleştiriyoruz. Dünya genelinde erkek ve kadına atfedilmiş toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel bazı farklılıkların pek çok nokta olduğunu işaret ediyor. Birçok toplumda erkekler güçlü, sert, özgüvenli, cesur, bağımsız, gerçekçi gibi sıfatlarla tanınırken kadınlar zayıf, özgüvensiz, bağımlı, pasif, kararsız, duygusal, şefkatli gibi sıfatlarla nitelendiriliyor. Tüm bu sıfatların ne kadarın olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın kadınlardan ve erkeklerden neler beklendiği mesajı, cinsiyet kimliği üstünden bu şekilde yansıtılması insanın ortak faydası olan duyguların, davranışların ve düşüncelerin tek bir cinsiyet tarafından sahiplenmesi, bu özellikleri taşıyan diğer cinsiyetin bu özelliklerine de dışlanması, ötekileştirilmesi ve ayrıştırılması neden olabiliyor. 15. Kadına şiddet. Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan ve kadınların toplumdaki ikincil konumlarına dayandırılarak kadınlara uygulanan her türlü şiddet eylemi ya da tehdididir. Kadınlara yönelik şiddet bize fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya acı veren her türlü eylemdir. Kadına yönelik şiddet yaşamımızın bir gerçeğidir ve hem aile üyeleri hem çocukları hem de toplumu önemli ölçüde etkiler. Aile eğitim, ekonomik, hukuksal yönlerden güçlendirilmeli ve korunmalıdır. Bunun için aile danışmanları, psikologlar, hemşireler, sosyal çalışmacılar yardımcı olabilir. Kültürümüz kadına yönelik şiddeti tolere ediyor. Kadınların bir bölümü şiddet görmeyi hak ettiğini, erkeklerin bir bölümü şiddet uygulamayı hak olarak görüyor. Kültürel değerlerimizin bu yönde yozlaşmasını önlemeye yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Kültürümüz şiddeti bir disiplin aracı, erkeklerde şiddeti disiplin ve ceza aracı olarak görüyor. Çocuk yetiştirmede de önemli yerleri var. Erkeklerin çoğu argo konuşmayı ve küfretmeyi normal olarak kabul ediyor. Şiddet erkekliğin göstergesi gibi görülüyor. Ailede kadına yönelik şiddete kültürel olarak göz yumuluyor ve sonuç olarak bu davranış pekiştiriliyor. Türkiye'de ensest, cinsel istismar, tecavüz ciddi boyutlardadır aslında. Cinsel istismara, tecavüze uğrayanlar ileride cinsel şiddet uygulayıcıları haline geliyor. Çocukluk çağında şiddet görenlerin ileride şiddet uygulayıcıları olduğu gösterilmiştir. Günümüzde kadınların konumu, eşitliği, hakları giderek kötüleşmektedir. Kadınların eğitim düzeyi, ekonomik özgürlüğü, iş ve ücret eşitliği sağlanmalıdır. Erkekler kadın erkek eşitliği günlük yaşamda da sağlanmalı. Bu düşünce yerleştirilmelidir. Son 12 yılda kadın cinayetlerinin %1500 oranında artmıştır. Sağlıklı kültürel değer yargıları öne çıkarılarak pekiştirilmesi sağlanmalıdır. Çocuk gelinler kız çocuklara yönelik ağır bir şiddettir. Çocuk gelinlik mutlaka önlenmelidir. Şiddet içeren dizi ve filmler sıkı denetlenmelidir. Şiddet öğeleri eğitim ve öğretimden çıkartılmalıdır. 16. Şiddetin yaygınlaşması. Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal toplumsal şiddeti spesifik olarak tanımlamasa da konuyla ilgili bir çalışma özetle sosyal şiddetli en az iki fail içeren olaylardan toplu eylemlere uzanan fiziksel ve psikolojik hasara neden olan bir grup kişiye zarar verme yönelik şiddet türü olarak tanımlanmaktadır. Bu şiddet türü bireyleri, aileleri, olayın gerçekleştirdiği yerel toplulukları, tüm toplumu etkiler. Sosyal şiddete maruz kalmak, şiddeti birebir şiddet kurbanı olarak deneyimlemek ya da dolaylı yollardan buna şahit olmak olarak tanımlanmıştır. Üzerek konuşuyor, konuşamıyor, yazıyor, okuyor, okuyamıyor, izliyor ve izleyemiyoruz ki
toplumsal olarak son yıllarda hızla artan ve farklı bölgelerde gerçekleşen birçok sosyal şiddet olayı yaşamaktayız. Elbette istikrarlı devam eden bu sosyal şiddet olayları biz yetişkinleri ciddi boyutlarda ve dahası toplu olarak etkileyebiliyor. Kolektif bir travma yaratıyor. Bu kısmı sosyal psikolog meslektaşlarım ve toplum bilimiyle uğraşan uzmanlar elbette daha sağlıklı açıklarlar. Fakat yaşadığımız bu sosyal şiddet vakalarının ülkemizin geleceği olan çocukları ve ergenleri nasıl etkiliyor olabileceği sorusuna verebileceğimiz cevaplar, sosyal şiddetin boyutlarının hele bir de kronik sosyal şiddeti düşünürsek geçici değil kalıcı, uzun vadeli ve birkaç nesli etkileyebilecek gibi duruyor. Sosyal şiddeti toplum içerisindeki çocuklar ve ergenler açısından ele alırsak fiziksel, sosyal, duygusal çok ve de çeşit seviyelerde olumsuz etkileri ciddi boyutlarda gözlemlemek mümkün. Çocuklar toplum içerisinde gerçekleşen istikrarlı şiddete direkt veya dolaylı yollardan maruz kaldıkça patlamalar, silah sesleri, medya aracılığıyla olan şeyler sürekli bir korku ve kaygı hali geliştirirken etraftaki uyaranlara karşı aşırı hassas olabiliyorlar. Özellikle ergenlik döneminden başlayarak erişkinlik dönemine uzanan riskli davranışlar, aşırı öfke, şiddete meyillilik, madde kullanımı geliştirmesini tetikleyebiliyor. 17. Dinden uzaklaşma. Tarihsel süreç içerisinde her toplum değişim geçirir ve değişim sürecinde de sosyal bir karaktere sahip olur. Karakterin gelişmesi çoğunlukla inançlardan ve içinde yaşadığı toplumdan gelir. Ferdiler inançları gereği bir takım değerler ve semboller sistemi oluşturarak bir zihniyet kazanırlar. Bu zihniyet de dini inançlı olur. Din toplumsal gerçekliğin en önemli unsurlarından biridir. Din inananların tüm sosyal hayatına yön verir. Zihniyet oluşumuna katkıda bulunur. Bu sebeple dini bir anlayış ve yaşayış inananlar için hayatın her evresinde vardır. Hayatta bu anlayışa göre şekillendirmeye çalışırlar. Dinsiz bir hayatta pek mümkün olamadığından insanın ayrılmaz bir parçası olarak hem onun zihin dünyasında hem de eylemlerinde daima var ola gelmiştir. Dinin özü ile ilgili hususları dışında hayatın bütün evrelerinde meselelere karşı hükümler verme ve problemlere karşı çözüm yolları üretmede zihni ve fikri bir muhtevası vardır. Din bu zihniyet sayesinde insanlara dünyayı kavramsal görüş imkanı sağlamaktadır. İnsanlar gündelik hayatlarında bu zihinsel bakışın etkisinde kalırlar. Dinin en önemli toplumsal fonksiyonlarından birisi de toplumda birlik ve beraberliğin sağlamasıdır. Toplum içinde bazı durumların manevi bakımdan kolektif olarak yapılması, bazılarının ise günah addedilerek yasaklanması, fertlerin tavır oluşumunun toplumun değer yargılarına uygun olmasını sağlar. Ortaklaşa yapılan din ibadetler, törenler toplumda grup ruhunu geliştirir. Fertler arasındaki kaynaşmayı, yakınlaşmayı sağlar. Toplumdaki gerginlik, kavga ve kargaşa ortamı böylelikle dini inanç ekseninde istikrara kavuşur ve devamı temin eder. Dinin bütün bu birleştirici yönlerine rağmen dinin değilse de insanların farklı dini anlayış ve yaşayışları durumunda ayrıştırıcılığa dönüşebilir ki göz ardı edilemez bu. Dinin toplumdaki büyük birleştirici güç olarak yorumlanması kültür ekseninde taklit manasına ileri gidilemediğinden bir başka deyişle tetkik edilemediğinden beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir. 18. Hukuk sistemi. Ülkemizdeki bu adalet çıkmazı geçmişten gelen hukuk kültürünün eksikliği sebebiyle maalesef bir hukuk devleti olarak Türkiye'nin kuruluş aşamasında da istiklal mahkemeleriyle devam etmiştir. Hukuk devletinin bir gereği olan tabii hakim ilkesi net şekilde zarar görmüştür. Halkın bir kesiminin hukuka aykırı şekilde bastırılması, Türkiye'deki iki kutuplu siyasi düzenin temel taşlarından birisi olmuştur. Ülkemizdeki darbelere ve muhtıralara bakılırsa görülecektir ki bu hukuk dışı yollar her zaman başka bir hukuksuzluğu doğurmuş, hukuka olan güveni zedelemiştir. Devlet bekasına dayandırılarak hukuk yok sayılabilmiş iktidarın ve muhalefetin veya ülke için en iyisi olduğu düşündüğü devlet fikrini empoze etmek için hukuk dışına çıkabileceği olağan karşılanır hale gelmiştir. Hukuk dışına çıkmanın bir sebebi de hırs gösterilebilir. Hakimlik ve savcılık mesleğine kabulün devletin tekelinde olması sebebiyle iktidar,
üstte anlatıldığı sebeplerden kendine bağlı insanları yargılama yapmasını istemektedir. Bu sebepledir ki günümüz hakimlik ve savcılık mesleğine kabul aşamasında referanslar ve mülakat sistemi öngörülmüş, mülakat aşamasında kamera konulması fikirleri kabul edilmemiştir. Hukuka aykırılık iddiasına bulunan yönetmeliğe karşı dava açılmaması için yönetmeliğe kanun almak gibi komik yöntemlere başvurulmuştur. Siyasi kanatlarda olan hırs, muhalefetten intikam ve kendi fikrini empoze etmek için açığa çıkmaktaysa da hırsın hukuk üzerindeki etkisi olan insanlara da bireysel olarak birçok etkisi bulunmaktadır. Her dönemin Türkiye'sinde görüldüğü gibi iktidar da bu kişisel hırsları kendi otoritesi lehine kullanmıştır. Kendi fikirlerini savunan hakimleri hızlı şekilde yükseltmiştir. İktidarın hukuk fakültesi politikası sebebiyle maddi sıkıntı geçen genç avukatlara karşı hakimlik ve savcılık maaşları yükselterek insanlar bu mesleğe teşvik edilmiştir. Yargı görevini gerektiği gibi yapmak isteyen kişiler ise istemedikçe tayin edilememe gibi temel hakimlik teminatlarına sahip olmaması sebebiyle iktidarı kızdıracak hukuka uygun kararlar veremeyecektir. 19. Uluslararası güvenlik. Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası alandaki en önemli güvenlik tehditlerinden biri kitle imha silahlarının yayılması sorunu olmuştur. Günümüze kadar bu süreçte en önemli güvenlik konularından biri silahsızlandırma konusudur. Birbirlerine karşı askeri üstünlük sağlamak isteyen devletler en önemli araç olarak silahlanma yarışı içine girerek bu arada üstünlük sağlamaya çalışmışlardır. Nükleer silahlar, kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, kitle imha silahlarının kapsamına girmekte ve bu ülkeler arası güvenlik problemlerini artırmaktadır. Uluslararası ilişkilerde küreselleşme sürecinin yaşanmasıyla beraber kitle imha silahlarının sınırlandırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu güçlüğün sebeplerinden biri teknoloji ulaşım alanında yaşanan gelişmelerin ve ülkeler arası etkileşimin silahların yayılmasına kolaylık sağlamasıdır. İletişim ve teknolojinin hızla gelişmesi silahların istenmeyen grupların eline geçmesine kolaylık sağlayarak hem uluslararası güvenlik tehditlerini hem de diğer yandan terörizm gruplarının etkinliğini arttırmıştır. Kitle imha silahlarının yayılması konusundaki alarm uzun süredir çalmaktadır. Nükleer, kimyasal, biyolojik kitle imha silahlarının yayılması sorunu gündemdedir aslında. Bu konuyla ilgili pek çok anlaşma imzalanmış, pek çok denetim mekanizması yürürlüğe konmuştur. Her ne kadar bu silahların kullanılması uluslararası arenada yadırganmış olsa da ve önlem alınmaya çalışılmışsa da günden güne belirgin hale gelmiştir. Sonucunda teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde bu silahların tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği hala gerçektir. Barış ve güvenliğe yönelik insanlık tarihi açısından büyük bir tehdit oluşturduğu, icat edilip kullanıldıkları tarihten itibaren güvenlik ölçütlerini değiştirmiştir. Bu silahların ortaya çıkışından başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte ülkeler silahlanma yarışını sürdürmüşler. Temelindeki ideolojiyi oluşturmaktadır. 20. Bilim. Türkiye'de bilimin durumu tam ve nesnel olarak değerlendirmek zordur. Ama pek parlak durumda olduğumuz söylenemez denebilir. Akademisyenlerin yayınladıkları bilimsel makalelerin ne kadarının gerçek bir bilimsel üretime dönüştüğü ve bunun topluma ne kadar yansıdığı ayrı bir tartışma konusudur. Toplumun her kesiminde yanlış bir bilim algısı olduğu kesin. Ayrıca kesin bir şey var ki teknoloji üretimi yapamıyoruz. Diğer bir deyişle zaten çok küçük olan bilimsel üretimimiz teknolojiye dönüşmüyor. Teknolojiyi geliştirmek için bazı atılımlar yapılmaya çalışılıyor. Üniversitelerde sanayi destekli projeler hayata geçirmeye çalışıyor ya da TÜBİTAK projeleriyle desteklenmeye çalışıyor ancak bir şeyin desteklemeye değer olup olmamasının kıstası ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. İlk bakışta çok normal gibi görünen bu kriter söz konusu temel bilim olduğunda vahim bir yanlışı işaret ediyor. Bilimin ihtiyaç doğrultusunda üretildiğine dair yanlış inanç özetle neye ihtiyacımız varsa onu üretin diyorlar. Ama bilim böyle bir şey değil. Ki bilimsel devirleri ıskalamış olan bilim kervanına sonradan yetişmeye çalışan ülkemizde bilimsel gelişmenin etkisi dolaylı yoldan olmuştur. Bilimsel devrimler toplumsal devrimlerle birlikte Avrupa monarşilerini yıktıktan sonra ancak 1923'te Cumhuriyet kurulabilmiştir.
Bu nedenle bilim kavramı hala Türkiye'de tam olarak hazmedilememiştir. Bilim ve teknoloji çok sıklıkla karıştırılır. Bilim kelimesinin genel anlamı dünyanın akıl yoluyla kavranması hedefleyen bir entelektüel uğraş. Kabul görmüş kuramsal ve deneysel fikirlerin toplamı olmasına rağmen uygulamalı bilim ve teknoloji yerine kullanılır. Bunun sonucu Türkiye'de temel bilimler görece olarak bir kenara atılmış durumdadır. Varsa yoksa teknoloji geliştirmeye uğraşıyoruz ama geliştiremiyoruz. Çünkü teknoloji, hadi teknoloji geliştirelim demek de gelişmez. Dünya tarihinde bütün teknolojik ilerlemeler bilimsel keşiflerin sonucudur. Sorgulayan, araştıran, keşfetmeye çalışan insan teknolojiyi geliştirir kısaca. 21. Çocuk terbiyesi. Çocuk terbiyesi ile çocuk eğitimi birbirlerine karıştırılan kavramlardır. Çocuk terbiyesi güzel ahlaka, insani değerlere götüren süreçtir. Belirli bir konuda bilgi ve beceri, tecrübe kazanma ise eğitimdir. Eğitim iyi verilmesine rağmen içerik kötü olabilir. Yükselmek ve iyi makamlara gelmek için her şeyin mübah olduğunu savunan eğitim amacını karşılasa da etik ve ahlaki yönden eksiktir. Evrensel değerleri, örf ve adetleri, kültür ve dini değerleri referans alan eğitim ise çocuk terbiyesidir. Çocuğa terbiye verirken onun karakteri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk terbiyesinde birinci kural çocuğu tanımaktır. Eğitim sistemimiz maalesef her şeyden biraz öğretmeye dayalıdır. Özel yetenekler arada kaybolmakta, çocuklar ilgi alanlarına yönlendirilememektedir. Einstein'ın Almanya'daki meslek okullarının tarım okurken bu çocuk çok akılsız ve ilgisiz denerek atılma noktasına geldiğini mesela çoğumuz bilmekteyiz. Çocukların yeteneklerini keşfetme noktasında kimse ebeveynler kadar bilgi sahibi olamaz. Çocuğun psikolojisini takip eden ve onunla empati kurabilen anne baba çocuk için bir numaralı destektir. Ailelerin asli görevi çocukların yeteneklerini ve zafiyetlerini keşfederek çocuklarının yaşamalarına izin vermek, ahlaki ve zihinsel gelişimlerine önderlik etmektir. Çocuğu bireysel özelliklerine göre yetiştirmek ve onun kendisi gibi olmasını sağlamak çocuk terbiyesinin ana hedefidir. Ama çocuk görünümlü büyük adamlar yetiştirmek değil, ruhu özgür, belli kurallar dahilinde kendini rahatça sergileyen çocuklara sahip olmaktır. Anne baba çocuğa öğrenme ve hayatı tanıma konusunda kontrollü deneyimler yaşatmalıdır. Her şeyden kısıtlanan çocuk hem hiçbir şey öğrenemeyecek hem de hırçınlaşacaktır. Çocuğun kırılabileceği, boyayıp kirletebileceği tehlikesiz ve zararsız ortamlar yaratmak çocuğa hem tecrübe kazandırır hem de saldırgan dürtülerinin boşalmasını sağlar. Anne babanın kontrollü ve deneyimleriyle çocuk kötü ve zararlı eylemlerin üstesinden kolayca gelmeyi öğrenir. 22. Aile kurumunun değersizleştirilmesi. Ailenin evrensel bir kurum olması. Aile ilgili çalışmalarda önemli durulan bir özelliktir. Aynı zamanda bir sosyal kurum olarak onun her toplumda karşılamak durumunda olduğu fonksiyonların vazgeçilmezliğine de işaret edilmiş olmaktadır. Çünkü aile, toplum, devlet, fert için alternatif kabul etmeyen sosyal, ekonomik, kültürel, biyolojik görevlere sahiptir. Bu görevler nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, insanı yalnızlaştırmama ve gerginliklerden sosyal varlığı itibariyle koruma, psikolojik ve biyolojik tatmin, üyelerinin veya bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılmasıyla kültür nakli şeklinde sıralanabilir. Burada yeri gelmişken ailenin gereksizliğine ilişkin görüşlerin varlığına da değinmekte fayda vardır. Bu konudaki görüşler sanayileşen ve modernleşen toplumlarda ailenin dışında gelişen örgütlerin ailenin görevlerini üzerine alabilecekleri, dolayısıyla böyle bir kurumun varlığına ihtiyaç olmadığı noktasında toplanmaktadır. Buna ilişkin olarak bazı toplumlarda yapılmış olan bir takım denemeler ve uygulamalar da olmuştur. Örneğin Çin'de komün, İsrail'de kibbutz, Rusya'da kolhoz. Bu tip uygulamalardır. Genel niteliklerini ekonomik olan bu kurumlar, üretim verimliliğini artırmak için kendi işlerinde bir sosyal örgütlenmeye gitmişlerdir. Fakat bu sosyal örgütlenmeler ve üretim ilişkilerinin etkilerinin ailenin ortadan kalkmasına değil, yapıyı değiştirmesine yol açmıştır. Bu nedenle bu denemelerin ailenin gereksizliğini ispata yönelik denemeler olduğu söylenmez. Endüstrileşme ve modernleşmeye paralel olarak
cemiyet teşkilatlanmanın cemaatin yerini alması, genişleyen bürokrasi, artan değişik fonksiyonlara sahip sosyal örgütlerin ailenin yerine getirdiği fonksiyonları üstlenmesi mümkün değildir. Bu fonksiyonlar nesli devam ettirme, sosyalleştirme, toplumsal denetim, kültür aktarma, psikolojik, biyolojik tatmin, insanı yalnızlıktan koruma, sosyal ve ekonomik güvence şeklinde sıralanabilir. 23. Genç işsizlik. Genç işsizlik tüm ülkelerin ortak bir sorun hale gelmiş durumdadır. 15-24 yaş grubu arasındaki gençler arasında yaşanan bu sorun, Türkiye'nin de en önemli sorunlarından biridir. İstihdamsız büyüme, bu yaş döneminin iş gücü piyasasına ilk giriş yaşları olması, okul hayatından çalışan hayatına geçişte yaşanan sorunlar, emek arz talebinin eşleştirilememesi, gençlerin işverenlerin beklediği deneyim ve beceriden yoksun olmaları gibi sebeplerden ileri gelmektedir. Batılı ülkelerde işsizliğe karşı pasif iş gücü piyasası, politikaların yeterli olmadığı, hatta işsizlerde çalışma arzusunun köreltildiği, pahalı oldukları yönünde eleştiriler yapılmış, bu politikaların işsizlik sorunuyla mücadelede yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Özellikle genç işsizlik sorununda kendine has özellikleri dolayısıyla pasif iş gücü piyasası politikalarının son derece yetersiz kaldığı ve gençler gibi dezavantaj grupların niteliklerinin arttırılması, iş deneyimi kazanmaları amacıyla aktif iş gücü piyasası politikalarının gerektirildiği ortaya çıkmıştır. Aktif iş gücü piyasası politikaları içerisinde mesleki eğitim, ücret, istihdam, sübvansiyonların iş gücü piyasalarının esnekleştirilmesi, kamu istihdamı, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Genç nüfusu, genç işsizlik oranının genel işsizlik oranının iki katı düzeyde olduğu, istihdamsız büyüme, göç gibi sorunlar yaşayan ve Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri sürecinde olan Türkiye, istihdam politikaları uygulamak ve iş gücü piyasasını Avrupa istihdam stratejisi çerçevesinde düzenlemek ve toplumsal istihdam stratejisini geliştirmek durumundadır. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yani İşkur reorganize edilmiş, aktif ve pasif iş gücü piyasası politikalarını uygulamasıyla görevlendirilmiştir. İşkur'un yanı sıra MEP, KOSGEB, TOP, belediyeler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bu politika uygulamalarına dahildir. Ancak aktif iş gücü piyasası politikaları oldukça yenidir. Verilen eğitimlerin, danışmanlık hizmetlerinin ne ölçüde genç işsizlerin istihdam edilmesini sağlayacak düzeyde olduğu henüz netleşmemiştir. Fakat bu alandaki çalışmalar güçlendirilerek devam etmektedir. 24. Beyin gücü. Beyin göçü, insanların kendi ülkelerinden diğer ülkelere göç etmeleri ve orada yaşamaları anlamına gelir. Beyin göçü gelişmekte olan ülkeler için bir sorun teşkil etmektedir. Beyin göçünün nedenleri şunlardır: iş fırsatları. İnsanlar daha iyi iş fırsatları ve yüksek ücretler nedeniyle başka ülkelere göç etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek kaliteli iş fırsatları ve yüksek ücretler sunan işlerin sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yüksek kalifiye insanlar daha iyi iş fırsatları sunan ülkelere göç etmektedirler. Ekonomik fırsatlar. İnsanlar daha iyi ekonomik fırsatlar arayışı nedeniyle başka ülkelere göç etmektedirler. Daha iyi yaşam koşulları, daha yüksek yaşam standartları ve daha iyi sosyal hizmetler sunan ülkeler beyin göçe neden olan en önemli faktörlerden biridir. Eğitim olanakları. Yüksek kaliteli eğitim ve araştırma imkanları beyin göçünü tetikleyen bir diğer faktördür. Gelişmekte olan ülkelerde yeterli eğitim ve araştırma fırsatları sunulmadığı için yüksek kalifiye insanlar daha iyi eğitim ve araştırma olanakları sunan ülkelerde çalışmayı tercih etmektedir. Politik istikrarsızlık beyin göçünün bir diğer nedenidir. Güvenli bir ortamın olmaması, istikrarsız bir politik ortamın varlığı, diğer benzer nedenler insanları kendi ülkelerinden diğer ülkelere göç etmeye zorlamaktadır. Sosyal faktörler. Bir diğer nedenidir. Sosyal ve kültürel baskı ayrımcılığı, insanları ihlallerini, diğer benzer nedenler kendi ülkelerinden diğer ülkelere göç etmeye zorlamaktadır.